Masmaviç Mutfak'ta hoş geldiniz. Bugün sizlere iftara yapabileceğiniz muhteşem bir makarna tarifim var. Sevgili arkadaşlarım tavuklu mantarlı makarna yapacağız. Çok lezzetli diyorum. Haşlama yok, süzme yok, şipşak yapabilirsiniz. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tavamıza yarım çay bardağı sıvı yağ ve 200 gram kadar küp küp doğranmış tavuk filemizi alalım. Fileler iyice suyunu salıp Tekrar çekinceye dek güzelce kavuralım. Yani kavurma işlemimiz çok önemli. Bir 8-9 dakikanızı alabilir. Ben bir ara kapağını kapattım. Sonra tekrar açtım. Baktım ki suyunu da çekmiş. Mis gibi de kavrulmuş. Mantarlı bir makarna yapacağımız için 500 gram mantarımız var. Bütün malzemeler hemen belirteyim. Aile, aile fertlerinize göre çoğaltabilirsiniz mantarları sadece ortadan kestim. Çok büyükse üçe kestim. Çok fazla öyle mincik mincik doğramadım. Hiç gerek yok. Zaten mantar sönen bir sebze. Öyle iri iri makarnanın içerisinde ne yediğimizi bilelim. Mantarı ekledik. Yine şöyle kısa bir süre soteleyelim. Ve gördüğünüz gibi 1-2 dakika sonra zaten mantar çöküyor. 1 çay kaşığı acı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz ve bir yemek kaşığı da salçamızı ekleyelim onu da güzelce soteleyelim yani salçamızın ekşi tadı gidinceye dek bu arada e, acı sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz tuz oranı e, salçanızın oranı birçok şeyi zevkinize göre uyarlayabilirsiniz salçayı da ekledikten sonra soteleme işlemimizi seri bir şekilde yaptık bakın sevgili arkadaşlarım hemen belli oluyordur zaten salçanın güzel kavrulduğu şimdi 3 diş sarımsağımız var Sarımsağımızı ekleyelim. Ve bir tatlı kaşığı da tereyağı. Tereyağı neden ekledim? Lezzeti biraz daha ön plana çıkarmak için. Çok güzel bir lezzet veriyor. Ama siz kalorisi az olsun diyorsanız eklemeseniz de olur. Çok kısa bir süre sarımsakla soteledik. Ve bir kase dolusu makarnamızı ekleyelim. Bu kase bizim ölçeğimiz. Yani bir kase makarnaya bir buçuk kase su ekliyoruz. Ölçeğimiz bu. Kase kullanacaksanız yine aynı büyük bir kase makarna, büyük bir kase bir buçuk kase de su. Ölçümüz hep bu şekilde. Makarna içine ekledik, şöyle bir karıştıralım, kapağını kapatalım, 10 dakika pişmeye bırakalım. Tabii ki her makarnanın su çekme ve pişme süresi farklıdır. Siz arada bir karıştırıp kontrol edin. Bu arada tadına tuzuna bakmayı da unutmayın. kapağını kapatıyorum ve 10 dakika pişmeye bırakıyorum. Bakın, yaklaşık bir 5 dakika oldu diyebilirim. Ne kadar güzel bir şekilde suyunu çekmeye başlamış, kıvamını da almaya başlamış makarna. Çok güzel bir kıvam veriyor çünkü. Ve 10 dakika sonra makarnamız hazır. Tam istediğimiz kıvamda. Şöyle hafif sulu bırakın sevgili arkadaşlarım. Onu ilk indirdiğinizde zaten makarna o sosu da çekecektir. Şöyle hafif suluyken hemen kenara alıyorum. Ve makarnamız servis için hazır. Hemen şöyle bir sıcak sıcak bir tabağa servis ettim. Bugün sizlere iftara yapabileceğiniz çok lezzetli ve hepimizin çok sevdiği bir makarna tarifi vermek istedim. Gördüğünüz gibi mantarları çok küçük doğramadığımız için tabağın içerisinde ne yediğimizi görüyorsunuz. Mantar, tavuk hepsi tane tane. Üzerine parmesan peyniriyle servis ettim. Bunda nasıl doku testi olur bilmem. Doku testi olmaz. Ama ben şöyle yine de adet yerini bulsun diye yaptım. Şimdiden hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.